artması nedeniyle kaçak akım rölenizi açma yaparsa bu arızayı nasıl tespit edeceğiz ve bu arızayı nasıl bulacağız? Onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kaçak akım röleniz faz toprak temasında açma yapar ama yüksek akımlı bir faz toprak teması varsa, yani faz toprak direncinin düşükse ve buradan yüksek bir akım giriyorsa, yine akımın değerine bağlı olarak sizin sigortanızda kaçak akım rölenizden önce açma yapabilir. Tüm detaylarıyla kaçak akım rölesi videosunda bunların grafiklerini, yani hangi akım değerinde ne kadar sürede bir sigorta devreye girer, ne kadar sürede kaçak akım rölesi devreye girer, onları anlatmıştım. Ama sigortanızda açma yapsa yine arızayı aynı şekilde arayacaksınız. Şimdi kaçak akım röleniz açma yaptı, kapattınız, tekrar açma yaptı, tüm cihazları çıkarttınız, kaldırdınız, yine açma yaptı. Bu sefer tesisatınızda bu arızayı aramaya başlayacaksınız. Peki ilk yapmamız gereken şey ne? Sigortaları tek tek sigorta kutunuzdan açın. Şimdi açma kapama terimleri, eğer bunu bir teknik arkadaş izliyorsa o videoyu anlayacaktır ama hani sadece normal elektrikle çok ilgisi olmayan biri, ya evimde bir arıza var nedenini bulayım diye bu videoyu izliyorsa şunu söyleyeyim. Sigortayı açmak demek sigortanın kontaklarını birbirinden ayırıp çıkışındaki enerjiyi kesmek demek. Sigortayı kapatmak demek sigortanın kontaklarını bir araya getirip, yani mandalı yukarı kaldırıyorsunuz ya, kaldırdığınızda sigortayı kurmuş olursunuz. Kontakları kapatıp enerjiyi çıkışına vermek demek. Yine kaçak akım rölesinde de aynı şey geçerli. Prizlerdeki cihazları çıkarttınız, kaçak akım rölenizi açtınız, yine açma yaptı. Kapattınız, yine açma yaptı. Burada tesisatınızda arıza arayacağız. Peki ne yapacağız? İlk akla gelen şey veya da en kolay şey, sigortalarınızı tek tek indirin. Yani sigortalarınızı açın. Daha sonra kaçak akım rölenizi tekrar kapatın. Eğer açma yapmıyorsa kuvvetle muhtemel sizin tesisatınızda bir faz toprak teması var ve bu nedenle açma yapıyor. Şimdi ne yapacağız? Sigortaları tek tek kapatıp açacağız. Kapattığınız sigortada, işte kapattınız, açtınız, kapattınız, kaçak akım röleniz açma yapmadı, açtınız, bir sonraki sigortaya geçtiniz. Sigortayı kapattınız, kaçak akım röleniz açma yapmadı, tekrar onu açın, yani enerji çıkış enerjisini kesin. Bir sigortaya geldiniz, sigortayı kapattığınızda, yani enerji verdiğinizde sizin o linyeye kaçak akım röleniz açma yapıyorsa o linyede arıza arayacağız. Peki o linyeyi nasıl bulacağız? Öncelikli olarak, yani o linyeye bağlı olan prizler, o linyeye bağlı olan lambalar hangileri? Öncelikli olarak onu bulmamız lazım. Peki bunu nasıl bulacağız? Açma yapan, yani kaçak akım rölesini açtıran sigortanın olduğu linye vardı ya, tamam. Oradaki sigortanın sizin açık kalsın, yani enerji vermeyin. Diğer tüm linye sigortalarınızı tekrar kapatın. O hat haricinde diğer tüm hatlara enerji verin ve evinizdeki lambaları yakın. Eğer yanmayan bir lamba varsa, tabii ampulden kaynaklıysa onu bilemem. Ama yanmayan bir lamba varsa bilin ki sizin az önce açmış olduğunuz sigortaya bağlı bir sort yok. Prizlere de tek tek bakın. Ya prizlere nasıl bakacağız? Basit bir kontrol kalemiyle bakabilirsiniz. Enerji var mı yok mu? Tak tak. Ya bununla uğraşmayayım. Tamam, uğraşmayın. Şimdi ara kabloların üstünde anahtar var. Anahtarda lamba yanıyor. Eğer o ara kabloyu takın, o lamba yanıyor mu yanmıyor mu ona bakabilirsiniz. Ya da işte basit bir saç kurutma makinesi elinize alın. Tek 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 prizlere bu saç kurutma makinesini takıp o prize enerji var mı yok mu ona bakabilirsiniz. Şimdi o linyeyi bulduk mu? Tamam. Yani o linyedeki tek tek prizleri ya da varsa ışıkları bulduk mu? Şimdi bunun üzerine gideceğiz. Akla ilk gelen şey ya ve en kolay şey, prizleri, kasalarını tek tek çıkarın kasa yuvalarından ve burada bir faz toprak teması var mı yok mu buna bakın. Bu neden kaynaklı olabilir? Bunun da çeşitli nedenleri olabilir. Ne bileyim, içerideki klemenste yamulmalar olabilir ya da işte kabloları uzun açmıştır onu bağlayan arkadaş. Kablo yan dönmüştür, kıvrılmıştır, yandaki faza ya da fazdaki toprağa temas ediyor olabilir. Çünkü hani merdiven altı imalattan kaynaklı çok uyduruk bizim prizlerimiz de var ve kullanıyoruz maalesef.
Bunlar ciddi hem can güvenliği hem mal güvenliği açısından da sıkıntılı dediğim gibi. Ya da işte açarken ucunu çok bastırmıştır yan keskiyi, orayı zedelemiştir. Daha sonra zamanla o oradan kopar, örneğin nötr ya da faz birbirlerine değebilir. Şöyle bir şey olabilir, orada yine fazla açılmıştır kablo ya da işte kablo zamanla, uyduruk bir kablonuz varsa yalıtım yüzeyi çatlamıştır, dökülmüştür. Sizin priz kasanızın o plastiği kısmı zamanla çatlamıştır, dökülmüştür. Yani betona gömüyorsunuzdur siz prizini de aslında. Betona da temas etmiş olabilir. Yani toprak temasında illa toprak koruma iletkeni, aslında onun Türkçesi koruma iletkeni ama anlamanız açısından topraklama diyorum. İlla topraklama iletkenine, koruma iletkenine temas edecek diye bir şey yok. Bina betonuna da temas ederse örneğin fazınız, faz toprak teması bu şekilde de gerçekleşebilir. Prizleri açtık. Prizlerde öncelikle göz olarak, gözle böyle bir arıza var mı yok mu ona baktık. Eğer böyle bir arıza olmadığına eminseniz şimdi boğatlara geçeceğiz. Boğat kapaklarını tek tek açacaksınız ve boğat kapaklarında bir arıza arayacaksınız. Eğer yine boğat kapaklarında böyle bir arıza yoksa, şimdi bazı yerlerde topraklama iletkeni çıplak çekilir. Hatta eskiden nötr iletkeni çıplak çekiliyordu ki böyle bir tesisatta sizin kaçak akım rölenizi tutturmanıza imkan yok. Topraklama iletkeni çıplak bakır çekilebilir. Ne bileyim, onu yapan usta ya da arıza vardır, arızaya gelmiştir. Daha sonradan bantlamayı unutmuştur ya da klemenslemeyi doğru düzgün yapmamıştır. Boğat içerisinde de yine faz toprak teması ya da boğattaki dediğim gibi kutu dökülmüştür. Oradaki faz iletkeni boğatın beton bir kısmına değiyordur. Bundan kaynaklı olabilir. Buna bakacağız. Buna prizlere bakarken de ya da boğatlara bakarken de ilk olarak nemli yerleri sıranın başına yazın. Niye? Banyo, mutfak, bunlar nemli yerler. Buradaki prizler ya da işte banyolarda lavabo üstü aydınlatmaları var. Ona tesisat çekiyorlar. Orada bir takım bağlantılar yapıyorlar. Bunlar nem olan yerler, ilk akla gelecek olan yerler. Yine eğer sizin balkonunuzda ve yağmur alma olasılığı olan bir priz varsa yine bunu araştırma yapın. İlk buradan, buralardan başlayın. Ya da işte bir lamba linyesindedir bu. Eğer balkonda sizin lambalarınız varsa yağmur alma olasılığı olan, yine buralardan başlayın. Hatta çok enteresan bir durum var. Banyolara, yeni banyolara bazen jacuzzi konuyor ve jacuzziye uç konuyor. Yani jacuzzi kullanabilin diye banyonun içerisine tesisat çekiliyor. Jacuzzi kullanmadığınız zaman da onların ucunu bantlayıp geçiyor usta. Tabi burada bazı sızmalar olabilir. Buna bakın, yine lavabo altlarında boğat koyuyor elektrikçi arkadaşlar. Çünkü orada işte bulaşık makinesi için, çeşitli cihazlar için, ocak için falan sizin bulunduğunuz mutfak lavabosunun altında da yine işte hem boğatlar olabiliyor hem prizler olabiliyor. Yine oradan olası bir su sızmalarından kaynaklı bunları ilk olarak düşünmeniz gereken yerler. Şimdi prizleri çıkarttık, kontrol ettik. Boğatları açtık, kontrol ettik ve gözle görülür bir arıza yok. Zayıf olasılıkta olsa boru içerisinde bir temas olabilir. Peki boru içerisindeki teması nasıl bulacağız? Bunu bulmak için ölçümler yapmanız gerekli. Elinizde hani yalıtım megeri varsa çok daha iyi olur ama kaliteli bir ölçü aletinin ohm kademesiyle bu ölçümleri yapabilirsiniz. Burada iş biraz daha zahmetli. Şöyle yapacaksınız. Boğatlardaki tüm faz iletkenlerini ek yerlerine ayırın. Ek yerlerini ayırdıktan sonra, faz iletkenlerinin tüm ek yerlerini ayırdıktan sonra işte birinci ekten ikinci eke tek parça bir kablo var ve hiçbir yere temas etmiyor. Yani eki yok. İşte buradan ek almış, yine devam etmiş. O eki ayırdığınız için, ondan sonrası için sizin faz kablonuzu ne yaptınız? Şebekeden ayırdınız. Şimdi yapmanız gereken şey, topraklama koruma iletkeniyle o artık parça parça kalmış. Yani buradaki boğattan işte bir sonraki ek aldı boğata kadar tek parça kalmış kabloyu ölçü aletiniz bir ucuyla tutuyorsunuz. Diğer ucunu da oradaki topraklama koruma iletkenine tutuyorsunuz. Eğer arasında bir direnç gösteriyorsa o kablo parçasıyla topraklama arasında
Bu işte topraklama iletkenine, koruma iletkenine direkt temas olabilir. Ya da işte eski tip metal borular vardı. Onlar bazen iletkeni sıyırıyor, kesiyor metal olduğu için. Boğazı illa ev içinde düşünmemeniz gerekli. Örneğin kablo tavanız var ya da işte sıvı üstü tesisatlarınız var, boru içlerinden falan, metal boru içlerinden geçmişsiniz, kablo tavası ya da bu metal borular da sizin faz iletkeninizi sıyırmış olabilir. Ya da işte hani boru içerisinde, demin dediğim gibi eski, özellikle eski binalarda plastik boru içerisinde geçen yerden dolayı kesti, sıyırdı boruya, oradan da bina gövdesine bir toprak teması var. Şimdi eğer koruma iletkenine, topraklama iletkenine direkt temas varsa kuvvetle muhtemel bunun direnç değeri düşük olacaktır. Ama sizin orada bina betonuna bir temas varsa, şimdi kaşık akı böleğinizde 30 miliamperlerde falan açma yapacak. Bu da işte ne yapıyor? 6 kilo amperler, 6 kilo ohmluk civarında bir direnç demektir. Yani işte 5 kilo ohmlardaki bir dirençle sizin kaşık akı böleğiniz açma yapacaktır. Eğer elinizdeki ölçü aletle o 5 kilo ohmu çok düzgün ölçebiliyorsanız, bu şekilde bir ölçüm yaparak sizin o parça kablolarda, yani uçlarını tek tek ayırdığınız o parça kabloları koruma iletkeniyle yapacağınız ölçümlerle tek tek bulabilirsiniz. Eğer sizin o kablo parçasıyla koruma iletkeni topraklama arasında bir direnç göstermiyorsa orada bir arıza yok. Bir sonrakine geçeceksiniz. Eğer orada bir direnç görürseniz, sizin o kablonuz bir yerde ya toprak teması yapıyor ya koruma iletkenine temas yapıyor. İşte bulduğunuz arıza orada. Linyelerimde herhangi bir alıcı yok. Alıcıların hepsini devre dışı bıraktım. Ama kaçak akım rölem yine kapanmıyor, kurmuyor. Şimdi sigortalarımı indirdim. Kaçak akım rölemi tekrar kapattığımda kaçak akım rölem kuruldu, yani kapandı. Şimdi sigortaları tek tek kapatarak arızanın olduğu linyeyi bulmaya çalışacağım. Yapmadı açma. Bakın ortadaki sigortada açma yaptı. Bu sigortayı tekrar indirdim. Tabii bunu da enerji verelim. Tekrar kapatalım. Buldum. Şu anda bu sigortanın olduğu linyede benim arızam var. Bu sigorta şu anda açık. Diğerlerin hepsi kapalı. Yani arızanın olduğu linyede enerji yok. Diğerlerinde enerji var. Normalde basit bir alıcıyla prizler üzerinden, bakın lamba yanıyor şu anda. Bununla ilgili açma yapmadı. Prizlerde hangisinde enerji var, hangisinde yok onu bulabiliriz. Ama benim elimde öyle basit alıcı yok şu anda, atölyedeyim. Voltmetre ile gerilimine bakacağım. Burada enerji var. Buna bakalım. Burada yok. Bu arızalı linyede. Burada enerji var. Buraya bakalım. Burada enerji yok. Yani şu iki prizim de arızalı linyede. Ve bu prizlerde ilk etapta ben arıza arayacağım. Videoyu uzatmamak için, tabii arızayı ben yaptırdığım için biliyorum nerede olduğunu arızanın. Bakın arızanın nedeni buraya bağladığım, videoda görecek mi bilmiyorum, faz toprak arasına bağladığım 4.7 kilo-ohmluk direnç. Bu şekilde prizleri tek tek açarak arızanın nerede olduğunu, eğer prizlerde ise göz kontrolüyle bulabilirsiniz. Daha ölçümlere daha sonra geçeceğiz. Prizleri açtık. Gözle muayenesini yaptık. Prizlerde herhangi bir faz toprak teması ben burada göremedim. Ama ilgili sigortayı kaldırdığımızda kaçak akım rölesi açma yapıyor. Yapacağımız şey buhatları açmak, buhatlarda kontrol yapmak. Buhatları açtığımızda buradaki kaçağı oluşturan benim fazla toprak arasına, yani bu linyenin fazıyla toprak arasına atmış olduğum, koruma iletkeni arasına atmış olduğum 4.7 kΩ direnç 30 mA'nın üstünde akım geçiriyor ve kaçak akım röleme açma yaptırıyor. Buhatlara da baktık. Buhatlarda herhangi bir arıza göremedik, temas göremedik. Ama hala benim kaçak akım rölem açmaya devam ediyor. Şimdi işte ölçüme başlayacağız. Ölçümden kastım ne? Ölçümden kastım boru içlerindeki kaçağı bulmaya çalışacağız. Önce açma yapan linyenin kablolarını bulmamız lazım. Sigortası şu anda bunun açık olduğu için faz olmayan, bakın şu siyah
Şuradaki siyahta faz var. Maviler nötr, biliyorum. Tabii renkler karışıksa bunu bulmak için biraz daha uğraşacaksınız videoda anlattığım gibi. Şuradaki siyahın da faz olması lazım. Ama şu anda burada enerji yok. Aşağıda ikim yok. Dediğim gibi bu faz. O zaman sigortadan itibaren o linyenin kablolarını açıyorum. Çıkarttım. Burada da açtım. Şimdi topraklar arasındaki direnci ölçeceğiz. Ölçü aletini ama buraya koyacak bir yer yok. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Burada video almıyor. Neyse gösteririm eline. Direnç kademesini aldım. Ne yapacağım? Toprakla arasındaki direnci ölçeceğim. Tabii ben burada baradaki toprak barasından ölçeceğim ama siz size en yakın yerden bu ölçümü alacaksınız. Hatta şöyle yapayım. Videonun açısını biraz daha dışarı alayım. Ölçümü rahat görebilin. İnşallah görünüyordur. Ne yapıyorum? Bu hatlarda bu linyenin faz uçlarını açtım. Sigortadan da açtım. Toprakla arasındaki dirence bakacağım. Yani koruma iletkeniyle arasındaki dirence bakacağım. Şu anda açık devre. Burada herhangi bir temas yok. Buraya geliyorum. Bu zaten bu hat. Buradan ayrılan kısma bakıyorum. Burada zaten benim topraklamam var. Yakın. Ölçüyorum. Elime değdi hiç. Elim değdi. Bunu nasıl göstereceğim? Benim vücut direncimi alıyor. Yine olmadı buradan topraklamaya dokundurayım. Şu anda yine gösteremeyeceğim ki elimle meşgul. Dolu açık gösteriyor. Ne kaldı? Buradaki kısım kaldı. O bu. Burayla topraklamaya dokunduruyorum. Direnç gösterdi. Diğeri daha rahat okuyabileceğim kısmı alıyorum. 4.67 kilo. O zaman ben arızayı nerede arayacağım? Arızayı arayacağım yer. Şu linyem. Buradaki uçları açayım. Çünkü kabloyu çekeceğim. Faz kablosunu çekiyorum. Arıza nedeni bu boru içerisinde fazla koruma iletkeni topraklama arasına bağlamış olduğum 4.7 kilom, zaten 4.6 kilom falan da görmüştük. Bu videoda kaşak akım rölesinin faz toprak teması arızasının nasıl bulunacağını anlattım. Bir sonraki videoda nötr toprak temasını anlatacağım. O videoda görüşmek üzere.